Gerçek aşk. Evvel zaman içinde çok uzaklardaki bir ülkede soylu bir kraldan doğmuş bir prenses yaşarmış. Başbakanın kızı olan Mora, Prenses Catherine'in en iyi arkadaşıymış. İki arkadaş birbirlerini çok severlermiş ve hiç ayrılmazlarmış. Birlikte oynamışlar, birlikte yemişler, birlikte çalışmışlar. Ve her zaman birbirlerinin yanında olmuşlar. Siz farklı iki bedende tek bir ruh gibisiniz. Her zaman birlikte kalacağız. Sonsuza kadar ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Ama aşık olup evlenince ne yapacaksınız? Evlenmek mi? Evet. Bir gün iki genç adam gelip sizinle evlenecek. Sonra sizi ayrı diyarlara götürecekler. Orada ebediyen mutlu yaşayacaksınız. Birbirinizi aylarca, hatta yıllarca göremeyebilirsiniz. İmkansız. Evlilik bizi böyle ayıracaksa asla evlenmeyeceğiz biz. Mora haklı. Biz evlenmeyeceğiz. Hiçbir genç adam beni en iyi arkadaşımdan ayıramaz. Gel. Gidelim. Evet, aşk çok sinsi bir şeydir. Ne zaman ve nerede vuracağını asla bilemeyiz. Aradan yıllar geçmiş ve bir gün ormanda kaybolan aşk ortaya çıkmış. Burası kampımız için mükemmel bir yer. Ah, evet öyle. Prenses Catherine, ben sana bu gülleri getirdim. Kokularını seviyorsun değil mi? Onları çadırında tutacağım. Kokuları sürekli sizinle birlikte olacak. Çok tatlısın Lino. Mora, ormanın biraz daha derinlerine inelim mi şu tepenin olduğu taraftan? Evet, hadi. Orada biri var. Ben zarar vermek istemiyorum. Ben Prens Ilario'yum ve kayboldum. Ben Prenses Catherine ve o benim arkadaşım Bayan Mora. Topraklarımıza hoş geldiniz. Sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum. İki arkadaş Prens Ilario'yu krallıklarına getirdiler ve onun onuruna kraliyette büyük bir ziyafet verdiler. Üçü Mora, Catherine ve Ilario birlikte olmaktan çok mutluymuşlar. Kalplerinde garip bir şey oluyormuş. Bu aşk kapıyı çaldığında kalplerde ortaya çıkan küçük bir çarpıntıydı. İlk defa iki arkadaşın yanında bir üçüncü kişi vardı. İkisi de Ilario'ya olan aşklarını kutsal bir sır olarak tutuyorlarmış. Bu birbirlerinden sakladıkları ilk sırmış. Ama tüm aşklar karşılık bulmuyor ve içlerinden biri büyük bir üzüntü yaşayacak. Lino, Ilario bu elmas işlemeli kalemi çok severdi değil mi? Dünyanın en büyüleyici, en asil hanımının seçtiği böylesine güzel bir hediyeye değer vermiyorsa eğer, gerçekten de çok talihsiz bir adam olurdu. Aa, çok teşekkür ederim. Küçük hediyemi beğenmene çok sevindim. Dünyanın en büyüleyici, en asil hanımının seçtiği böylesine güzel bir hediyeye değer vermeseydim eğer, dünyanın en talihsiz adamı olurdum herhalde. Ah, çok naziksin. Sadece doğruyu söylüyorum. Catherine'in kalbi üzüntü ve kederle binlerce parçaya ayrılmış. Ama Mora ve Ilario'nun kalpleri aşkın hafifliğiyle havada süzülüyormuş. Catherine'in kederinin farkında değillermiş. Prenses! Artık yanlarında olmadığımı bile fark etmiyorlar. Üzülen kalbini yatıştırmak için ne yapabilirim acaba?
kalbimin hiç üzülmediğini farz et. Prenses. Bunu en çok sevdiğim iki insan için yapmalıyım. Mora ve Ilario. Üzüntümün mutluluklarını lekelemesine izin veremem. Prens ailesinden Mora ile evlenmek için izin istemiş. Söz veriyorum. Lady Mora'yı sonsuza kadar seveceğime söz veriyorum. Onun mutluluğu hayatımın neşesi olacak. Ve ben onu altın güneşin dokunuşunun ay çiçeğini beslediği gibi besleyip mutlu edeceğim. Mora da kızımız gibi. Kızlarını bu kadar seven bir adam gördüğümüz için gerçekten mutlu ebeveynleriz. Düğününüz için isim veriyoruz. Ah Mora canım, ülkemizde daha mutlu bir gün doğmadı. Tebrik ederim, tebrik ederim. Catherine, bebeğim. Bebeğiniz büyüdü anne. Hadi düğünden önce yapmamız gereken çok şey var. Ve bir duyuru kutlaması yapmalıyız değil mi? Bütün hazırlıkları ben yapacağım. Ve o gece kral ve kraliçenin başbakan ve eşiyle birlikte katıldığı büyük muhteşem bir şölen yapılmış. Kızları Mora'nın Prens Ilario ile düğününü duyurmuşlar. Catherine mutlu çifte güzel bir hediye getirmiş. Bu hediye ikiniz için. Çünkü en iyi arkadaşım artık sadece benim en iyi arkadaşım değil. Artık senin yol arkadaşın. Bu muhteşem bir şey. Nedir bu? Dünyadaki bütün bilge adamların sözlerini içeren bir kitap. Bu kitabın okuyan kişiye büyük şans getirdiği söylenir. Bundan böyle canlarım, bütün neşelerim sizin olsun. Bütün dertleriniz benim olsun. Teşekkür ederiz. Sizi tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Catherine. Seni çok seviyorum. Artık sadece en iyi arkadaşın olmadığımı söyleme. Artık benim en iyi arkadaşım değilsin Mora. Çocukluğumuz bitti. Ve şimdi yeni güzel bir hayatın eşiğindesiniz. Seni mutlu halinle hatırlayayım Mora. Üzüntülü halinle değil. Hadi git. Ilario bekliyor. Catherine cesurmuş. Hem de çok cesur. Ama hayat onu daha çok sınayacakmış. Kutlamadan birkaç gün sonra Ilario ciddi derecede hastalanmış. Bu çok aniden ve şiddetli bir şekilde olmuş. Sorunun ne olduğunu kimse bilmiyormuş ve sağlığı hızla kötüleşiyormuş. Mora gece gündüz onun yanında oturuyormuş. Catherine uzaktan onu izliyormuş. Onun yanında olmak, ona bakmak istiyormuş. Ama yanında olması gereken Mora'ymış. Bu Catherine'i çok üzmüş. Ama Catherine kendi kederinden çok Ilario ve Mora için endişeleniyormuş. Tek istediği Ilario'yu tekrar iyileştirmek ve sevgili arkadaşını bir kez daha mutlu görmekmiş. Bunun için her şeyi yaparmış. Ve istediği şansı bulmuş. Ertesi sabah saraya tuhaf bir çingene kadın gelmiş. Majesteleri, çok uzakta ormanın diğer tarafında dünya üzerinde bulunan en büyük bataklık yer alıyor. Bataklığın ötesinde bir erkeğe musallat olabilecek tüm rahatsızlıkların tüm tedavilerini bilen yaşlı bir kadın yaşıyor. Ama sadece kar kadar saf bir ruha sahip bir hanım bataklığı geçebilir. Ve bunu tek başına yapması gerekir. Ben giderim anne. Hayır Catherine. Asla. Bu çok tehlikeli. Ben gideceğim. Ilario için ben gideceğim. Ilario'nun sana ihtiyacı var Mora. Sana bir şey olursa o da ölür. Yani ben gideceğim. Hayır Catherine. Ben gideceğim. Ben hayattayken olmaz. Mora'nın annesine ihtiyacı var. Bunun tek yolu olduğunu biliyorsun. Lino benimle bataklığa gelecek. Ve hiç istemeseler de kral, kraliçe, başbakan, karısı ve Mora, Ilario'nun tedavisini bulması için Catherine'i göndermişler. Lino hayatının aşkına eşlik etmekten mutluymuş. Ancak Catherine sevgisini fark edemeyecek kadar kederliymiş.
kısa süre sonra ormanı geçip sonsuz ve uğursuz bataklığa ulaşmışlar. Prenses, sana yalvarıyorum. Lütfen yerine ben gideyim. Hayır, söz veren bendim. Beni burada bekle, geri döneceğim. Mora ve Ilario için geri dönmeliyim. Teşekkür ederim Lino. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. Lino bakarken Catherine bataklığa girmiş. Ancak girdiği anda altın bir hale etrafını sarmış ve Lino hatırlamış. Sadece kar kadar saf bir ruha sahip olan bataklığı geçebilir. Prenses Catherine, bir başkasının aşkını kurtarmak için geri döneceksin. Çünkü arkadaşına ve onun prensine olan sevgin, kendine olan sevginden daha büyük ve daha derin. Bataklık sonsuz görünüyormuş ve çamurun içinden çıkan hayaletimsi gölgeler ve ürkütücü yaratıklar Catherine'in önüne gelip... Onu dehşet içinde bırakırken dünyanın tüm acılarını ve korkularını içinde tutuyor gibiymiş. Ama ne zaman daha fazla dayanamayacağını düşünse, Ilario ve Mora'yı düşünmüş ve devam etmiş. Aç timsahlarla dolu bir nehre ulaşmış. Catherine derin bir nefes almış. Tekrar Ilario ve Mora'yı düşünmüş ve nehre atlamış. Halesinin ışığı timsahlara yayılmış ve o nehri yüzerek geçerken hepsi uzaklaşmış. Sonra demir mızraklarla yapılmış bir kapıya ulaşmış. Ama aşkının ışığı sayesinde bunu da geçmiş. Sonunda yaşlı kadının evine ulaşmış. Kadın ona yiyecek ve temiz giysiler vermiş. Onun için bataklığa katlandığına göre gerçekten seviyor olmalısın. Onu ve onunla evlenecek olan en iyi arkadaşımı seviyorum. Bunca yolu arkadaşının aşkını kurtarmak için mi geldin sen? Onları bir arada görmek seni öldürmedi mi? Buraya onları mutlu edebilmek için geldim. Gerçek aşk sevilenin mutluluğundan başka ne ister? Bataklığı geçmene şaşmamalı. Çünkü gerçekten de kar kadar saf bir ruhum var. Gel. İşte hayat Samba. Onu saraya geri götür. Ilario hemen iyileşir. Catherine Zamba'yı aldığı anda kendini Lino'yu bıraktığı yerde bulmuş. Ve birlikte saraya geri dönmüşler. Ilario iyileşmiş. Ah! Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler Catherine. Mora ve Ilario'nun düğünü büyük bir ihtişam içinde gerçekleşmiş. Ve Catherine durup onları izlerken ikisi birlikte Ilario'nun ülkesine gitmişler. Ah tatlım benim. Acını birazcık dindirmek için bir şey yapabilseydim keşke. Aşkın en güzel yanı nedir biliyor musun anne? Sevdiğin kişinin mutluluğuyla mutlu olursun. Mora ve Ilario'nun mutluluğu bana her şeyden daha fazla neşe veriyor. Benim için endişelenmene gerek yok. Ben iyiyim. Bu doğruymuş. Catherine üzülmüş. Ama Mora ve Ilario'nun mutlu olmasını sağlamak ona güç ve neşe vermeye yetmiş. Ve gerçek aşk denilen şey budur. Acısı bile mutluluk verir. Böyle bir sevgiyi anne babanda, kardeşlerinde, evcil hayvanında bile bulabilirsin.